Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarınızda veya makarnalarınızda sos olarak kullanabileceğiniz veya meze olarak sunabileceğiniz çok güzel bir sos tarifiyle geldim. Patlıcanlı acıvar sos. Elimde kapya biberim ve patlıcanlarım var. Eşit miktarda 7-8 kadar kapya biber, 7-8 kadar da patlıcan kullandım. Kapya biberleri güzelce temizleyip yıkadım. Patlıcanları yıkayıp bıçakla birkaç yerinden çizin. Fırında patlama olmasın. Fırına göndereceğim, közleyeceğim. Tabi gerçek közde pişirirseniz lezzeti daha da artar. 250 derece fırında pişiriyorum. Tabi patlıcanlar biraz geç piştiği için kapya biberleri aldım. Tabağa aldıktan sonra üzerine poşetle kapatıp şöyle 15 dakika bekletip soyarsanız kabukları daha kolay soyuluyor. Çok güzel bir sos. Bolca yapıp kışın yiyebilirsiniz. Evet, biberleri soyarken patlıcanlarım da bu arada piştiler. Patlıcanlar iyi piştiği zaman da zaten kolaylıkla kabuklarından ayrılıyor. Hemen soğutmadan soymanızı tavsiye ederim. Patlıcan soğuyunca kabuklarından ayrılmaz. Evet, şimdi ikisini şöyle büyük büyük kesip kenara alıyorum. Çok küçük kesmenize gerek yok arkadaşlar. Zaten blenderdan geçecek. Şöyle büyük iri şekilde parçalara bölün. Evet, bu arada tavama biraz, yani yarım çay bardağından biraz daha fazla zeytinyağı ekledim. Bir tane kuru soğanı yemeklik doğradım. Güzelce kavuruyorum. İçerisine 3-4 diş sarımsak rendeleyin. Ve elimde 1 kilo domatesim vardı. Domatesi de robottan çektim kabuklarıyla birlikte. Kavrulmuş soğanı tamamını döküyorum. Domatesi ve soğanı güzelce suyunu iyice çekene kadar kavuracağım. Suyunu çeken domatesin içerisine patlıcanları ve biberleri ekliyoruz. Güzelce karıştırıp biraz daha suyunu çekene kadar kavuruyorum. Çok sulu bir kıvamı olmasın, ona dikkat edin. Sosun kıvamı açısından bu çok önemli, sulu olmasın. Biraz pişirin. Evet, istediğim kıvamda pişti domatesler, patlıcan, biber. İçerisine damak zevkinize göre tuz atıyorsunuz. Pul biber ve toz biber ekleyip blenderdan geçireceğim. Böyle blenderdan geçirmeyip de böyle de kalabilir aslında. Böyle de bir salata türü olur. Şimdi güzelce blenderdan geçiriyorum. Sosum hazır sayılır.
Altını da bu arada kapatmayın. Sıcak kalsın ki hemen sıcak sıcak kavanozlara dolduracağımız için o sıcaklığa ilk sıcaklığa gitmesin. Evet, blenderdan geçirdiğim sosumu hemen kavanozlarıma, temiz kavanozlarıma dolduruyorum. Daha küçük kavanozlar tercih ederseniz bence daha pratik olur. Hemen sıcak sıcak doldurduğunuz kavanozları ters çevirin. Büyük kavanoz tercih ederseniz açtığınız zaman hepsini yemek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bir hafta falan buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Daha küçük bence tercih edin. Benim elimde çok küçük kavanozum yoktu, o yüzden bunları kullanmak zorunda kaldım. Ama büyük bir aileyseniz büyük kavanozlara yap. Ters çevirdiğim sosları bir gün böyle ters şekilde bekletiyoruz ki iyice kapaklar vakum olsun. Nefis acvar sosum tam kıvamında, tam lezzetinde hazır. Dediğim gibi mutlaka deneyin, çok beğeneceksiniz. Ekmeğe sürüp sürüp bolca kahvaltınızda yiyebilirsiniz. Umarım sizler de tarifimi yapar ve afiyetle yersiniz. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Başka güzel tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.